yaşıyor. O yaşıyor. Ama niye? Kim? Neden böyle bir şey yapmış olabilir? Annem. Bu işin arkasında da mı annem var? Eğer öyleyse, neden bana bir yabancı gibi davrandı? Bir şeylerden mi korkuyor? Tahmin etmek çok iş Orhun Bey. İnsan ne düşüneceğini bilemiyor. Her ne olduysa öğreneceğim. Hiçbir soru cevapsız kalmayacak. Ama önce onu eve getirmem gerek. Duymadın mı beni? Gidiyoruz dedim. Hadi dikilip durma, hazırlan. Esin ablam, Marifet hastaneden yeni çıktı. Çok bitkin. Bugün dinlense yarın gitsek olmaz mı? Olabilse yarın gidiyoruz derdim. Sorgulama. Dediğimi yap. Yoksa peşimizdekiler mi? Yeter. Biraz laftan anlayın ya. Biri sorguya çeker, biri homur homur homurdanır. Keyfimizden gitmiyoruz herhalde. Peşimizdekiler bizi bulmuşlar. Belki de senin yüzünden. Kaç kere dolanma dedim ortalıkta. Sen kimsin? Bizi nasıl buldun? Benim kim olduğumun hiçbir önemi yok. Sen sadece dediğimi yap. Hemen gidin buradan. Sana neden güveneyim? Bize neden yardım ediyorsun? İnan bana, bunları sorgulayacak durumda değilsin. Sen sadece aynı tarafta olduğumuzu bil yeter. Hira'nın bulunması sadece senin için değil, benim için de felaket olur. Hemen ortadan kaybolmanız lazım. Ne gerekiyorsa söyle, hemen halledelim. Hiçbir şey gerekmiyor. Bugünün geleceğini bildiğim için her şey hazır zaten. Eşyalar hazır. Buradan kaçacağız ve bizi kimse bulamayacak. Emin misin? Orhun Demirhanlı'dan bahsediyoruz. Başka bir şehre kaçarak ondan kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hele ki söz konusu Hira ise, dünyaları yakar. Merak etme. Ben işimi şansa bırakmam. Gemiyle yurt dışına kaçacağız. Bizi bulamaz. Kes artık huysuzlanmayı. Bu kızın kocası bizi görmüş. Kapımıza dikilmesi an meselesi. Her şey ortaya çıktığında bana ne olacak sanıyorsun? Adam güçlü, zengin, eli uzun. Bu yaptığımı yanıma bırakır mı? Ya hapse boylarım ya mezarlığı. Peki ya sen? Ben olmasam ne yaparsın? Bunu hiç düşündün mü? Ne yapıyorsan bizim için yapıyorum. En başta da senin için. Anla artık bunu. Esin abla,